Evet, merhabalar. Bugün IFR uçuş serimizin birinci videosuyla karşınızdayım. Artık çoğu prosedürü öğrendiğimize göre tam bir IFR uçuş gerçekleştirebilecek kabiliyetteyiz. Önceki videolarda herhangi bir kule muhaberatı gerçekleştirilmemişti. Şimdi artık muhaberat yaparaktan uçuş gerçekleştireceğiz. Peki bugün ne yapacağız uçuş olarak? Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Avrupa'da karantina sebebiyle bütün bölgelerde kule mevcut. O yüzden bugün Nürnberg'den gördüğünüzde şu sarı Ground, kırmızı ise Tower olaraktan isimlendirilmekte. Nürnberg'den Leipzig'e doğru bir yolculuk planladım. Bu yolculukta Nürnberg Ground, Nürnberg Tower, EDMM Center ve ardından yani Münih Center. Münih Center'dan sonra da Leipzig Tower'a bağlanaraktan uçuşumuzu tamamlayacağız. Şimdi ben chartlarımı hazırladım sekmelerimde. Bir adet de SimBrief'ten uçuş planı çıkarttım. Bunu detaylandırmayacağım çünkü video çok uzar o şekilde. Buradan gerekli rota, yakıt bilgisi gibi öğeleri alaraktan uçağıma yerleştireceğim. Şimdi hazır olduğumuza göre artık başlayabiliriz. Çalıştırıyorum. Şöyle bir arayüzü mevcut. Ben eskisini kullanıyorum. Bağlandım. Şimdi öncelikle bir uçuş planımızı yollayalım hızlıca. Akars, Sand Flight Plan. Evet, Departure Time'ımız. Özür diliyorum. Öncelikle Departure havalimanımızı girmemiz gerekiyor. EDDN Departure time'ımız GMT artı 3 olduğumuza göre 3 saat gerisini yapacağız. Biz 10.30'da havaalanımızı varsayarsak 19.30 uygundur. Cruising speed M mah demek. Mah 0.78. Uçuş seviyesi ise uçuş planımızdan bakacağız. Flight log kısmından. Top of climb kısmında 2.50'daymışız. O zaman uçuş planımızda yüksekliğimizi, irtifamızı 2.50 görüyoruz. Şimdi rotamızı girelim arkadaşlar. Rotamızı da SimBrief'ten alıyorum aynı şekilde. Şimdi rota bize Ereto 7 Kilo diye bir SID vermiş. Kule bize başka bir SID verebilir. O yüzden öncelikle şuradan SID'mizin tipine bakalım. Neydi? Ereto 7 Kilo. Ereto burada yok. Yani şu tarz bir yaklaşma olması gerekiyor ama Ereto noktasına gideceğiz. 2.8 pistinden kalkaraktan şu tarafa doğru gidiyoruz. O zaman biz Ereto 4 kilo da girebiliriz. Sıkıntı olmaz. Ereto 4 kilo girelim biz. Çünkü bendeki chartta bu mevcut. Direkt ben alıp yapıştıracağım şimdi. Ereto 4 kilo. Tek fark bu. Varış havalimanımız EDDP. Echo Delta Delta Papa. Tahmini süremiz 1 saat 10 dakika. Ve alternatif havalimanımız, o da chartta mevcut. EDDP. Destination'ı yanlış mı girdik acaba? Destination'ımız EDDC. Özür diliyorum. Alternatif EDDP. Evet. Şu şekilde ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden olduğumu belirttim. Call sign'ımızı da şu şekilde yazalım. Kule hani bizi görürken sıkıntı çekmesin. India Tanguini 4101 benim call sign'ım. Bana bu şekilde seslenmesini belirtiyorum. Ve uçuş planımı gönderdim. Şimdi kuleye bağlanalım. Şurada gördüğünüz VHF kısmından bağlanabiliriz. Veyahut şimdi ben
APU'mu çalıştıracağım ve size uçak içerisindeki panelden nasıl kuleye bağlandığımızı göstereceğim. Tabii bir kereye mahsus olacak bu. Pratiklik açısından şuradaki panelden bağlanacağım. Şimdi APU çalışırken hızlıca ayarlamalarımı yapayım. Ne kadar yakıt almamız gerekiyor? Hemen bakalım. 4200. Ben 5 ton kadar yakıt dolduracağım uçağıma. Bu arada FMC'yi şuraya alayım. Ekranında görünmüyor, unutmuşum. Totalde 120 kadar yolcum olacak. First Class 7. Coach Class'da 113 tane yolcum mevcut. Kapılarımı da kapatıyorum. Ve menü sayfasına getirdim. APU'm çalışıyor şu anda. APU'yu başlattım arkadaşlar. IRS sistemini başlatalım. Daha yokmuş. Önemli değil. Evet, benim SID mevcut değil. O yüzden Aerato 7 kilo giriyorum. Muhtemelen 4 kilo ile benzer bir departure uygulayacaktır. Ardından diğer noktalarıma hızlıca giriyorum. Z715'ten apkes noktası. Apkes'ten sonra Q240 ve DRN. Q240 yolunu kullanarak da DRN noktasına ulaş. Ardından bana ne demiş? Direct to EDDC demiş. Direct ekleniyorum şu an için. Activate ettim. Start prosedürünü yaklaştığımda gireceğim. Zero fuel weight. 4.2 ton planlanan yakıt. Reserve'ım ben 0.5 ton olarak giriyorum. Cost index'im hemen bakalım. Cost index'imiz 7. Çok hızlı bir uçuş olmayacak anlaşılan. 20 bin feet verdi. Bana vermiş olduğu yüksekliği giriyorum. Rüzgar bilgisini girelim. Rüzgar bilgisi average wind 278'den 25 knot. Ve transition altitude. Transition altitude'e şu chartlardan ulaşabiliriz. Bunu her seferinde karıştırıyorum ben. Jeppesen chartı ile diğer chartlar farklı oluyor. Şuradan görebiliriz sanırım. Transition altitude 5000 feet. Tamamdır. Hemen yerleştirelim. Ve execute ediyoruz. Envan limit. 5 derecelik bir flap. Hızlarıma girdim. Ve 4.91 trim verdi. Uçağıma entegre ediyorum. Ve evet şu an iletişim kurmaya hazırım kuleyle. Ha, öncelikle şuradan neler olduğunu görebiliyoruz. Ben EDD'ni ground'a bağlanacağım. Ground'un frekansı 121.760. Buradan da görebiliyoruz. Şimdi uçağımızda bunu girelim. Şuradaki navigasyon panelinin bir üstündeki panelden buraya girebiliyoruz. 121 nokta
Bu notları çevirerekten giriyoruz. Nokta 760. Evet, şu şekilde gireceğiz galiba. ...760 olmuyor mu? Neyse. Uçak kaynaklı bir sıkıntı. En azından buradan girildiğini söyleyeyim. Şuradan bağlanalım. TDD'nin ground'a bağlandık. Şimdi bir voice check yapalım. Nürnberg Ground, Guten Abend, India Tango Uniform 101, voice check. India Tango Uniform 101, Nürnberg Ground, good day, radio 5x5. Roger, sir, requesting IFR clearance to destination, Echo Delta Delta Charlie, gate 11, information, Echo, India Tango Uniform 101. India Tango Uniform 101, information Echo is correct, your startup is approved. And you are cleared to Echo Delta Delta Charlie by the 827 Kilo Departure Route, Flagland Route, Squawk 1000. Evet, departure'ımıza bakalım. Geri okuma yapacağım. Evet, 7 Kilo. Clear to destination, Echo Delta Delta Charlie, via Eretco 7 Kilo, runway 28, Squawk 1000, India Tango Uniform 101. Evet, geri okumamızı yaptık. Şimdi Squawk kodumuzu uçağa girelim. 1000 dedi, beni buraya yerleştirdim. Requesting pushback and startup, India Tango Uniform 101. India Tango Uniform 101, pushback approved facing to the east. Pushback and startup approved facing to the east, India Tango Uniform 101. Şimdi dönüşümüzü yapalım. Facing to the east dedi. 100'ümüzü doğu yönüne doğru çevirmemizi istiyor. Doğu ne tarafa tekabül ediyor? 2.8'in olduğu yer değil. Evet, tamamdır. Şu şekilde 90 derece giriyoruz arkadaşlar. Right diyor. Bunu left'e doğru çevireceğiz burnumuzu. Ve şunu buraya bırakıyorum. Artık pushback'e başlayalım. Pushback and startup completed. Requesting taxi, India Tango Uniform 101. India Tango Uniform 101, taxi to holding point, runway 28 by Mike 2 in Alpha. Mike 2 in Alpha. Taxi to holding point 28, Mike 2 in Alpha, India Tango Uniform 101. Taksi clearance'ını aldık. Şimdi 2.8 pistine doğru ilerleyelim. Şu an alfa bekleme noktasına geldik. Parking brake set. Şimdi tower'la iletişime geçelim. Nürnberg Tower, have a nice day. Holding point alfa, requesting takeoff runway 28, India Tango Uniform 101, information India.
It has lost 101, good evening. You're clear for takeoff, runway 28. Wind is 300 degrees, 0 for knots. Wind copy, runway 28 is clear for takeoff, India Tango Uniform 101. Şimdi bana Intervelos diye seslendi. İTÜ'nün Avrupa'daki açılımı Intervelos, Intervelos hava yollarına ait olduğu için. Airborne climbing to 5,000 feet in Yatango Uniform 101. Kule'den herhangi bir... Kule'den herhangi bir bildirim gelmiyor. Evet. India Tango Uniform contact München Radar on 136.225. Have a great evening. Contact Munich Center 136.225. Have a nice day. Şimdi Munich Center'a bağlanıyoruz. EDMM. Bağlandık. Aynı muhaberat devam ediyor arkadaşlar. Munich Center, have a nice day. India Tango Uniform 101 with you. 5,000 feet. India Tango Uniform 101, München, hello, Squawk Mode Charlie. Squawk Mode Charlie, roger. Squawk Mode Charlie, piste girdiğiniz anda şu standby'ı. India Tango Uniform 101, radar contact, climb level 250. Climbing to flight level 250, India Tango Uniform 101. Evet, şu an arkadaşlar 25.000 feet'e tırmanışımıza doğrudan izin verildi. Munich Control, good evening from Easy 2020 with you at flight level 320, soft sector. Uygun profile göre. Easy 2020, München, radar contact, hello. India Tango Uniform 101, direct Gompa. Direct Gompa, India Tango Uniform 101. Correct, and 101 expect ILS 04. Expect ILS 04, roger. Aeroloid 896, contact Lang, 127.5, goodbye. 127.5, Aeroloid 896, goodbye. Direct to Gompa, bütün planı iptal ettik şu anda. Şunu da kapatalım arkadaşlar, bu plan kalmasın. Şu an Gompa'ya gideceğiz ve... Zero 5, Charlie Mike Mike, contact Leipzig Tower, 1211, goodbye. India Tango Uniform 101, expect Gompa at altitude 4000 feet, report when ready for descent. Expect 4000 feet at Gompa, will report ready for descent, India Tango Uniform 101. We are ready for descent, India Tango Uniform 101. 101, descend 4000 feet to reach at Gompa.
altitude, correction, QNH is 1019. Descending to 4000 feet to reach Gompa, QNH 1019er, India Tango Uniform 101. Evet, QNH'imizi 1019'a giriyoruz. India Tango Uniform 101, on this setting cleared ILS 04, report established. ILS 04 cleared, report when established, the India Tango Uniform 101. German Air Force 001, descend flight level 80. Şu an dedi ki işte 04 ILS'ine establish olduğunda, yani bağlandığında bana haber ver diyor. Yaklaşma yaptıracak. German Air Force 001, descend flight level 80. Descent at 80001. Runway heading 38 derece, 9 derece, 11 derece sola dönmek gerekecek. Şurada ILS'ye kalacağız arkadaşlar, Gompa noktasında. Ardından 38 dereceye döndürecek uçak bize ve temiz bir ailes iniş olacak. Easy 2020, contact Lang 120, correction 127.5, goodbye. Fully established with ILS 04, India Tango Uniform 101. German Air Force 001, heading 230, cleared ILS 26 right. 230, ILS 26 right. India Tango Uniform 101, wind 260 degree 3 knot, runway 04, cleared to land. Wind copy, runway 04, cleared for land, India Tango Uniform 101. Lufthansa Cargo 8360, contact Lang 1275, goodbye. Thank you.
descending flight level 80 Lufthansa 494. Tower bizi sonra ardından ground'a bağlanıp taksimizi gerçekleştiriyorduk ve park yerine ulaşıp uçağı kapatıyorduk. Ama şu an center olduğu için meşgul etmemek adına center'a bağlanmadık. EC 7424, descent level 100, expect ILS 26 left. Descending 100 and expecting 26 left for EZ 7424. Evet. Bu kadar arkadaşlar, şimdi offline olalım. Units, good evening, this is Clipper 114, flight level 370. Evet, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bugün IFR Muhaberat serisinin ilk videosunu çektik beraberce. Uçuşumuz neredendi? Nürnberg'den Dresden'e oldu. Normalde ben yola Leipzig diye çıkmıştım ama tabi Leipzig'e gitsek daha iyi olacaktı. Yapacak bir şey yok. Kaderde Dresden varmış. Dresden'e geldik. Kolay bir uçuştu. Aslında ilk seri için güzel bir video oldu. Bir dahaki videolarda daha kompleks şeylere gireceğiz. Prosedürlere ve kule muhaberatlarına. Bugün başlangıç için iyi bir video oldu aslında. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.